Bu nedir? Gelmiş geçmiş en sert röportaj. Ya Türkiye'yi mahkum da edebilirler bu yüzden. Ben biraz gözüm de o tarafta yani. Bunda söylesene, söylüyor ya. Kapıcının kapısında bile araba Kavalamıyorsunuz var. ya. Kapısında araba var. Arabaya binmesin mi bu adam? Yaşamasın. Hepsini onlar mı Ne bilsin? demek ya? Yani bu babam binmesin mi bir arabaya? Belediye başkan olmadan önce Necmettin Erbakan İstanbul'da bu adamın mutfak masrafını partiden ödüyordu. Partiden ödüyordu. Oğlu Bilal Halk Bankası'nın iflas eşiğine getirdi. 15-30 tane gemi sahibi oldu. Nasıl Nerede gemi sahibi geldi baba oluyor? paralar? Onlar Nasıl gemicik. gemi sahibi oluyor? Onlar kürekle çekiyorlar onu. Babam, bu memleket çok cumhurbaşkanı gördü. Ama bu dönem kadar bir tane milleti soyan kimseyi görmedi. Görmez de bundan sonra. Binali Bir dakika. Yıldırım'ın oğlu, kardeşi, Binali Ya Yıldırım'ın bırak, o zaten kardeşi ticareti Kızılay'da müthiş. 150 bin lira maaş alıyor. Adamın bir tanesi 230 bin lira maaş alıyor. Bu parayı o adam görmüyor mu? Görmez abi. Beraber yiyorlar. Veriyorlar. Veyahut da ben vatandaş olarak şunu düşünüyorum. O beşli çeteye ihale veriyor. Aldığı paraları ortak bölüşüyorlar. Başka çare yok. Belki Yoksa en müşterilerin cahil, bak, olduğunu da en bilir. cahil Ben de onu insanı, biliyorum. en cahil insan, hiç okuma yazması bilmeyen bir insanı getirip desen ki şuraya bir imza at. Ya okumam yazmam yok. Bir okuyayım bakayım ne yazıyor. Oku. İşte şu kadar araba geçecek. Geçmese şu kadar maliyede. Ya sen kimsin, benim paramı 5 çeteye veriyorsun, Suriyeli şerefsizlerine veriyorsun. Suriyeli 6-7 bin lira maaş alıyor. Benim çocuğum Doğrudur, bu 2 Suriyeli konusunda 300 lira, konuş. 3 bin lira maaş alıyor. Afganlı, Suriyeli. Baba. Afgan, Ben Suriyeli 45 burada sene ne işi var hizmet ya? Sen yaptım Afgan Yıpranmam'la açken beraber. niye maaş veriyorsun sen? Devlet memuruyum. Her şeyde 45 yapacağım. sene ağır çalıştım. Ağır işte çalıştım. Bana Aa, veriyor bu 4 arada bin dün de lira. bir mevzu oldu. Sebebini daha ulaşamadım. Dün çok fazla da vaktim olmadı açıkçası. Bakacağım, sebebiyle beraber bir sonraki yayında iletirim inşallah. Oturma ve çalışma izinlerinin olmasına rağmen bazı Suriyeliler dün sınır dışı edildiler. Bunun sebebi neydi vesaire, dediğim gibi bir araştıracağım. Ondan sonra size sunacağım bunu, böyle bir yarım saatlik dosya halinde. Ona da bakacağız. Ucu bir yere gider mi vesaire diye. İyi haber, ne Bir konuşamıyorum Suriyeli adamla. Hayır, sebebini bilelim nedir ne değildir diye. kanı bozuk O şerefsiz de yüzden. vatanını satan pezevenklere, orospulara 7 bin 8 bin Aa. lira para veriyor. Ama siz de desenize 7 bin 8 bin TL para verilmiyor diye söylesenize. Neden Tek söyle taraflı bilmiyorum ki. Bir davranmazsanız da. insan. Oğlum siz söyleyin ona ki, Tamam. buyurun. Buyurun, bilginiz Tamam. varsa sizden alalım abi. 7 bin 8 binden hangi Suriyeli'ye veriyor? Kim alıyor abi? Ben tanıyorum Bütün çok Suriyeli. Suriyelileri. Tutalım bir tane Suriyeli soralım. Durumu iyi olan Suriyelilerin Vermiyor hepsi devlet. maaş Ben alıyor. çok Suriyeli tanıyorum. Ha, boş ver Ben sen. konuşuyorum. Türkiye'de gelip Suriyeli mi Ben çok şey Suriyeli yapıyorsun? tanıyorum. Çok Suriyeli mi konuştuğum var. defans yapıyorsun? Suriyeli Burada defansı büyük Suriye yapmıyorum. Suikakı var. Bakın. Kan emici olarak Bakın. burada yaşanıyor bu Ben ülkede. Dinle beni, beni Suriyeli. dinle, beni dinle. Benim Suriyeli çok arkadaşım var. Benim de var. Ve acı çeken de var, refah Kesinlikle. içinde yaşayan da. Kesinlikle. Fakat Hemfikirim. önce can demiş değil mi Evet. Rabbim? Önce can demiş. Oğlunu da bırak. Senin Evet. canın olmazsa oğluna da bakamazsın. Onlarınki de Ben can. kendi halkıma bakamazsam Tamam. Suriyeli'ye bakmak zorunda Onlarınki de değilim. can. Onlarınki de Ben çocuğu. ülkemin, Onlarınki de çocuğu. ben, Ben şunu ben söylüyorum. ülkemin, Ben... ben ülkemin halkımın, ben halkımın eğer sokakta yatmasına, aç kalmasına sebep oluyorsam Evet. ben Suriyeli'yi buraya bir Evet. tanesini sokmam. Ben şunu söylüyorum. Bana Suriyeli'yi sakın Gerildim. savurma. 7.800 Konuşma, bin. hiç konuşma. 7.000, Bana Suriyeli 8 bin. konuşma. Bu arada soldaki adam bambaşka bir şey söylüyor ve şu an bence haklı. Yani adam şey demiyor. Aa, ben Suriyelileri savunuyorum, şöyle olsun böyle olsun değil. 7 bin 8 bin lira maaş almıyorlar diyor. Eğer alındığı iddia ki destek alıyorlar. 7 bin 8 bin maaşı ben de duymadım ama destek aldıklarını biliyorum. Kendi gözümle de gördüm. Üniversitede benim 2 veya 3 katın burs alanı da gördüm. Ben kredi alırken. Ama 7 bin 8 bini ben de görmedim ve ondan bahsediyor vatandaş soldaki. Kaç tane Mehmetçik öldü biliyor musun sen? Suriyeli eroin Ama kaçırırken, silah kaçırırken
Benim askerim orada şehit düşüyor. 21 ama yaşında. Yanlış bilgi. Hiç konuşma. Yanlış. Hiç konuşma. 21 yaşındaki çocuk. Kim ya? 21. Hadi kardeşim sen çık buradan. Sen git ortalığı karıştırma. Ya. Bu yanlış arkadaşlar. Bunun yapılmaması lazım. Yani muhalif olabiliriz, bazı şeylere karşı çıkabiliriz. Size şey demeyeceğim. Abi doğruları söyle. O şeye hiç girmeyeceğim mevzuya ama bu doğru bir yaklaşım da değil, doğru bir tartışma tarzı da değil bence. Çünkü adam başka bir şeyden bahsediyor. Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Ya bak ben şunu anlatayım. Ben Ege Üniversitesi'nde okurken zamanında ben yanlış hatırlamıyorsam 500 liraya yakın kredi alıyordum. Burs alamıyordum. O Suriyelilerin böyle ilk tartışıldığı zamanlardı yanlış hatırlamıyorsam yine. 1200 lira burs alıyordu. Yani kendi gözümle gördüm bunu. Kendisi bana bizzat ağzıyla söyledi. Devletten alıyordu bursu. 1200 lira alıyordu. Yani mesela bunu biliyorum. Destek alanları da biliyorum. Hatta bu PTT'lerden falan kuyrukları hepimiz gördük. Hepimiz bu yayında da açtık baktık. Ama 7000 8000 mevzusunu adam söylüyor ve doğru da söylüyor. Ben görmedim. Alıyor da olabilir, almıyor da olabilir. Bilmiyorum. Ama adam başka bir şeyden bahsediyor. Buradaki vatandaşlar başka bir şeyden bahsediyor. Bence. Ben Atatürkçüyüm. Buradaki Atatürkçü olan, Atatürk'e daimi olarak bağlı olan herkes Cumhuriyet yürüyüşünü hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz. 1 milyon kişi toplanmıştı İzmir'de. Türkiye'de kaç milyon insan yaşıyor? 80 milyon insan yaşıyor. 80 milyonda ulan 10 milyon 10 milyon insan çıkamıyor mu? Bu sistemi çökertecek. Ben bu ülkenin sahibiyim. Sen sahibisin. Dayı sen sahibisin. Sen sahibisin. Mesela Suriyeli politikası bu şekilde devam ederse bugünkü haliyle bir 20 yıl sonra mesela aynı cümleleri kuran Suriyeli bir vatandaş göreceksiniz burada. Mesela bu çok ciddi bir problem. Ya buyurun konuşalım ya da tepki gösterelim. Yani bunu araştırdık, saatlerce dil döktük, her yerde yazdık, ettik ama herhangi bir geri dönüş alamıyorsun kurumlardan, kuruluşlardan, yetkililerden. Mesela gelecek diyecek ki o vatandaş, ben bu ülkenin sahibiyim diyecek ve elinde senin de aynı kimlikte olacak. Yörelerin yani mesela şeylerde dört eş almanın ne kadar normalleştiğini göreceğiz. Bugünlerden başlamış mesela kiliste falan. Türkler de başlamış. Çünkü orada kültür değişiyor. Dil değişiyor. İnanışlar ve etik ahlak anlayışları değişiyor. Bu ileride çok daha da yayılacak ve bunun etkilerini çok daha sert bir şekilde göreceğiz. Yani mesela normalde aslında gelen asimile edilir. Bizde gelen asimile ediyor. Yani ne de... Maalesef. Yukarıdaki bize sistemi sunmakla mükelleftir. O bu ülkenin sahibi değildir. Bana bu sistemi vermekle, refah içinde yaşatmakla mükelleftir. Sen neden bahsediyorsun Suriyeli Muriyeli? Ben Suriyeli'yi doyurmak zorunda mıyım? Bu kız kaç yaşında? 14. 14 yaşında. Amcalar diyor ya partici telefonunu çıkar. Bu kız kullanmayacak. Kız pancara döndü. O nasıl bir ten rengi değişimiydi lan? Ne kadar utandın. Bak şimdi bak ten rengine bak. Kız kaç yaşında? 14. 14 yaşında. Amcalar diyor ya partici telefonunu çıkar. Bu kız kullanmayacak mı? Bu kız TikTok'a girmeyecek mi? Bu kız gençliğini yaşamayacak zaten mı? Bozuk telefon. Eskiden var mıydı deniliyor. Ulan eskiden biz de telefon kullanmıyorduk. Başka şeyle uğraşıyorduk. Ama zaman bunu gerektiriyorsa bunu yapacaksın. Ve sen bunu karşılayacaksın. Bu kadar. Suriyeli dedi değil mi arkadaş? Buraya geldiler. Kaç kişi geldiler önce? Adamda bir ar namus utanma olur. Çadır içinde köpek gibi nasıl çiftleşiyorsun kardeşim? Benim 5,5 yaşında oğlum var. Ben 50 yaşındayım. Allah herkesin çoluğun çocuğunu bağışlasın. Ben ya pandemiden... Üslup, bence üslup o kadar önemli ki haklı olduğun konuda seni haksız yapar.
Ben beri orada burada bakın pandemiye kadar kusura bakmayın çok özür dilerim. Çok özür dilerim. 10 bin lira bağış aldım. Mesela bakın Suriyelilerin zor durumlarda yaşadığı ve bu durumlarda bile çok fazla çocuk yaptığı benim de gözümle çokça gördüğüm bir mevzu. Ama bunu işte ifade etme şekilleri var. Anladın mı? Ya şok olmuştum. Annem birinin orada işte gittiğimde aşağıda böyle yıkık dökük diyebileceğiniz bir ev var. Orada işte Suriyeliler yaşıyor falan dediler. Abartmıyorum evin içinden 10'a yakın çocuk çıktı arka. Hatta yani ondan da fazla belki. Hani iki aileninmiş söylediklerine göre. İki aile kalıyormuş orada. Onların çocukları ama dediğim gibi onun üzerinde çocuk. Yani ulan biz millet evlenmeyi falan düşünüyor. Ulan evlenebilir miyiz? Parasını getirebilir miyiz? Ya düğünü nasıl yaparız? Şu olur bu olur. Ya da çocuk yaptık diyelim ki bu çocuğa nasıl bakacağız? Nasıl zaman ayıracağız? Onlar konuşuluyor. Adam pa 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 pa. Duru yok, durak yok. Nasıl bakıyorlar? Vallahi bakıyorlar ne bileyim. Pandemide düştük. Pandemiden beri ben orada burada çalışıyorum. Ama kimseye muhtaç olmadım. Kimseye dilenmedim. Dilenmek de mi suç? Yok. Adam açsa dilenecek kardeşim. Ama sen bu hale getirmeyeceksin. Ben geçen gün çok özür dilerim kusura bakma ya içim dolmuş. 5,5 yaşında oğlum var. Her gün süt içer. O küçük sütler var ya. Kaç para biliyorsunuz mu? 3 lira. Küçük sütler 3 lira. 1,75'e 1,25'e aldığımız süt. Şu... Ne 1,25 abi o sütleri ben hatırlıyorum. 25-50 kuruşu aldığımızı çok net hatırlıyorum. 25 silik ama 50 kuruşu aldığımızı çok net hatırlıyorum yani. Şu anda 3 lira. Alamadım ya. Oğlum dedi ki oğlum ne istiyorsun dedim. Cebimde 15 lira para vardı. Allah yukarıda. Ne istiyorsun oğlum dedim. Baba dedi ben süt istiyorum dedi. Gong istiyorum dedi. Gong 4 lira. 4 lira, 3 lira, 7 lira. 3 liraya da ekmek aldım. Hanım kusura bakma dedim ya bir ekmek var dedim. Hamuru aç da ekmek yapalım dedim. Bunu yaşayan, bu Türkiye'de daha da kötüsünü yaşayan birçok insan var. Bana 4 bin liradan, 5 bin liradan bahsetmesin kimse. Hiç bu grubun içine girme. Buraya dahil olma. Lafını etme. Dayak yersin. Bak bu kadar milletten dayak. Yok ben sözümle dayak yersin. Kaba kuvvetten bahsetmiyorum. Kaba kuvvetten bahsetmiyorum. O bir genç. O bir genç. O bir genç. O bir genç. Fakat o genç... Yok abi bu böyle olmaz arkadaşlar. Bence olmaz amına koyayım. Ne farkımız kaldı ki şimdi? Yani biz diyoruz ki abi insanların işte ya ne yanlış olsa da katılmasak da farklı düşünsek de anasını satayım. O adamın da gelip burada bir şekilde fikrini belirtmesi lazım. Yani tartış haklı çık haksız çık. Ama dayak yersin ne abi? Biz bugün bundan yakınmıyor muyuz? Biz istediğimizi söyleyemiyoruz diye. Sonunda şey olarak ekledi işte hani sözlü olarak diye ekledi de. Anlıyorum adamı da amca dolmuş olabilir. Benzer problemleri yaşıyoruz, benzer problemleri görüyoruz. Hatta benden anlattığına göre çok daha kötü durumda. Benden çok daha sinirlidir muhtemelen. Ama ben bu şekilde pek bir bokun değişeceğini düşünmüyorum ya. Dediğim gibi şey tahammülümüz kalmadı diyor. Anlıyorum. Dediğim gibi amca benden çok daha sinirlidir muhtemelen. Kanka çok naif davranıyorsun karşısındakine. Hiçbiri senin gibi iyi niyetli değil. Tamam ben de onun gibi davranırsam benim ondan ne farkım kalacak? Ben niye onu eleştiriyorum ki o zaman? Orada benim söylediğim tek şey aa evet aynı bokları yapalım ama A değil B olsun. B A boku değil de B boku olsun olur. Benim derdim bu değil. O gencin bunu savunacak bir mantaliteye sahip olduğunu düşünmediğim için çok fazla kale almadım. Çünkü bu ülkenin geçmişini bilmiyor. Bu ülkenin bu hale nasıl geldiğini demek ki tadrik idrak edememiş. Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk kaç yıl bu ülkede kaldı? Kaç yıl? 15 yıl. 15 yıl sonra vefat etti. Allah rahmet eylesin. 15 yıldan sonra, 2 yıl sonra, sadece 2 yıl sonra, bakın 2 yıl sonra diyorum. Bütün
Bakın particilik değil bu. Bu particilik değil. Bu devletin inisiyatiflerini kötüye kullanmaktır. Devletin inisiyatiflerini kendine hak görüp bunları kendine artı olarak kullanmaktır. Ama orada çiftçi buğday alamıyor, buğday. Ben bu ülkede, tarım ülkesinde neden dışarıdan buğday alıyorum? Ben pamuk ülkesiyim. Niye Özbekistan'dan pamuk alıyorum? Neden? Özbekistan'da yetişiyor çünkü. Bende niye yetiştirmiyorsun kardeşim? Pamuğu yetiştirmek için olan tohumu sen vereceksin. Çünkü bu ülkenin toprağı. Sen bu ülkenin toprağında yaşamıyor musun? Sen bu ülkenin toprağının çocuğu değil misin? Diye sorarım o zaman. Lütfen çok özür dilerim. Bu ülkede oy kullanmayan bir sürü insan var. Lütfen rica ediyorum. Seçim geldiği zaman 18 yaşından itibaren herkes doğru olmak kaydıyla bu oyunu kullanın. Sabah kalkın o oyunuzu kullanın. Her kullanmadığınız oy bu kızın, ayakta bu alışın, anamın, bu gencin cebinden gidecek. Unutmayın. Aynen öyle. Her kullanmadığınız oy sizin cebinizden ve yüreğinizden gidecek. Sadece cebinizden de değil. Oy verin arkadaşlar. Nazik bir şekilde söylüyoruz. İnsanın cinlerini tepesine çıkartmayın. Beni dönüştürtmeyin. Sınır dışı ile alakalı. 515 miymiş sınır dışına? Aga. Dur bakalım. Öyle yapalım. Bunlar eski ya. Yok. Bununla o alakalı değil abi. Bununla o alakalı değil. Bunlar başka bir mevzu. Bunlar bayağı örgüt. Yani Suriyeli bir bayağı ırkçı bir örgüt yani bunlar. Bunlar zaten toplandı atıldı. Dünküler benim bahsettiğim oturma çalışma izni olanların atılma o başka bir mevzu. Gördüğüm kadarıyla dediğim gibi araştırıp burada anlatacağım onu da inşallah. Son zamanlarda işte bunlardan daha tilt olduğum bir kitle daha var. Şey ben oy vermeyeceğim. Yarran. Hayır hayır tamam. Bir kere yeter. Bir kere yeter arkadaşlar. Olamaz yoksa geri mi dönüyor? Dejavu yaşıyoruz. Abi biz onu dürmekte göster. Bilmeyen agalara göstereyim. Ben eskiden sakin bir adam değildim pek. Bazen sinirlenirdim. Hala bazen sinirleniyorum da. Eskiden daha çok sinirlenirdim. Bazı çıkışlarım olurdu. Ha, bu ara bunlardan daha tilt olduğum bir kitle var mı? Evet var. Şey, ben oy vermeyeceğim. Yarrağın oğlu. Vereceksin lan! Vereceksin! Ver ya, ne olur ver. Oy ver. Allah rızası için ne olur lütfen. Yardıma ihtiyacımız var amına koyayım. İmdat! Lütfen oy verin. Teşekkür ederiz bizi bilinçlendirdiğiniz için. Tamam abi vereceğim. Adam ol. Verin lan. Lütfen imdat ama vallahi imdat ya. Yani arkadaşlar bunu daha önce anlattım yine tekrar edeceğim. Çünkü belli ki yeni arkadaşlar da var. Türkiye'de siyasetin hayatımızı etkilemediği artık hiçbir yer kalmadı. Futbolundan tut sanatına, hayatına, ekonomine, şununla buna her yer, aklına ne geliyorsa eğitim, sağlık her yer. Sokağa attığın adım dahi siyasi artık. Gece müzik dinleyebilmen bile siyasi artık. Ve senin bu konuda tabii ki normalde de tepkini gösteriyorsun ama bu konuda bir tane bir şeyleri değiştirebilme hakkın var. Bir tane. O da ne? Oy vermek. O yüzden artık kime vereceğini sen bileceksin, düşüneceksin. Senin ayrı fikirlerin, ya ben sana gelip şuna ver demem. Benim de çünkü kendim fikirlerim var, senin de kendi fikirlerin var. O fikirlerine gidip oy vereceksin. Bu kadar. Ne olur bir oydan ne olur deme. Böyle diyen milyonlar olduğu için belki de bugün bu haldeyiz. Git o bir oyu ver. Apolitiklik videosunu aç sana. Ha o vardı bir de değil mi? Onu unuttuk ya. Neden apolitik olmamalıyız? Dur açayım onu da. O da eskiydi bayağı. Sanırım. En eski. Evet. Ben korkuyorum. Taraflı mı? Nerede ya o? Kanada Market Alışverişi Rage. İstanbul Sözleşmesi 23 Nisan. Heh.
Oğlum ben niye her videoda farklı bir adamım lan? Ha şu anda da farklı bir adamım. Her videoda farklı bir... Lan yoksa 5-10 tane Purple Bix'i vardı sırayla mı yayın yapıyoruz amına koyayım? Abi burada da mı siyaset? İçimiz kararıyor. Yeter artık. Yani şu sizin içinizi rahatlatacak mı? Burada bu olaylar yaşanıyor ama benim haberim yok. Bu götün sikilirken gözüne bant bağlamak gibi bir şey. Götün sikiliyor, gözüne bant bağlamışsın ve sikildiğini görmüyorsun sadece. Yani değişen bir şey yok. Sikiliyor yine götün. Sadece sen bakmıyorsun. Bakmadığınız zaman bu sizi etkilemez hale gelmiyor. Bu hepimizi etkiliyor. Yani ben her gün bakıyorum. Sen hiç bakmıyorsun diyelim ki. Benim götüm ne kadar sikiliyorsa senin götün de o kadar sikilecek. Sadece en azından ben sikildiğimin farkında olduğum için. Hani bir daha sikmeye kalktığında tutarım belki, hani izin vermem. Teşekkür ederiz bizi aydınlattığın için oğlum. Bunlar nasıl benzetmeler ya. Kendini izleyip gülüyor narsist köpek.